Hepinize merhaba arkadaşlar. Yaz sebzeleriyle yapabileceğiniz harika bir güveç tarifim olacak bugün sizlere. Öncelikle böyle büyük boy bir güveç kullandım ben. Kalabalık olduğumuz için bu güveci tercih ettim. Tavanın için güvecimizin içine 5-6 yemek kaşığından biraz fazla zeytinyağını alıyorum. 3 tane orta boy kuru soğanı doğradım. Güvecimin içine aldım. Bunların hafifçe kavrulmasını bekliyorum. Malzeme listesini bu şekilde yaparken söyleyeceğim sizlere şimdi. Biber kullanıyorum. Kırmızı biberim yoktu fakat eklerseniz gerçekten çok güzel olur. Ve birazcık yetersizdi benim biber sayım, almamıştım. Bunları kullanayım istedim, daha sonra alacaktım. Biberleri doğrayıp ilave edeceğim. Ben bu sefer güveçte patates ve patlıcan kullandım. Fakat her türlü yaz sebzesiyle çok güzel oluyor. Patlıcanları bu şekilde böyle yol yol soydum. Ve tuzlu suyunun içine beklettim. Acı suyunu çıkarsın diye. Bir tarafta da patatesim, domatesim var. Soğan ve biberler kavrulurken ben de salçalı suyunu hazırlıyorum. Birer yemek kaşığı domates ve biber salçasını sıcak suda açıyorum. Ve 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Kavrulan soğanlarımın üzerine patatesimi ilave ettim. Birazcık da patatesle pişsinler. Ocağımın altı orta ayarda yanıyor. Evet, şimdi patateslerimin üstüne süzmüş olduğum patlıcanlarımı ekliyorum. Bakın bu şekilde çok gözüküyor olabilir ama patlıcanlar çok çabuk söndüğü için gözünüze fazla gelmesin. Tam 4 tane büyük boy patlıcan kullandım bu tarif için. Bu şekilde şöyle 7-8 tane sarımsağım var. Onları doğruyorum. Eğer minik sarımsaksa doğramanıza gerek yok. Bütün olarak da atabilirsiniz. Benimkilerim dişleri bayağı büyükmüş. O yüzden ben birkaç parçaya böldüm. Doğradığım sarımsakları ilave ediyorum üstüne. Ve domatesleri doğruyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, güveç yapımında malzemelerin çeşitliliği tamamen size kalmış. Yapım aşamaları birçoğunda benzer ama isterseniz içine taze fasulye, kabak gibi malzemeler de kullanabilirsiniz. Ya da sadece patlıcan ve etle de yapabilirsiniz. Her türlü çok güzel oluyor ve çok yaza en çok yakışan yemeklerden birisi bence. Ve güvecin olmazsa olmazı kavurma. Ben bu sefer hazır kavurmayla yaptım. Bu şekilde doğranmış olarak aldım. Bunları böyle gelişigüzel elimle doğrayıp tencerenin üstüne koydum. Eğer eti de kendiniz pişirmek isterseniz eti pişirerek ilave etmenizi tavsiye ederim. Çünkü sebzeler yumuşak olduğundan, hassas olduğundan hemen pişiyorlar. Eti pişmiş halde koyarsanız ikisinin pişme süresi birbirine benzeyecektir. Evet arkadaşlar, ben bu güvecimi birazcık su miktarını fazla kullandım. Videoda da görüyorsunuz ve yemeğin sonunda da göreceksiniz. Ama buna rağmen gerçekten çok güzel oldu. Birazcık salçayı daha az suda açarsanız, eğer yapacaksanız, tavsiye ederim. Daha güzel olur öyle. Biz bu şekilde de ekmek banarak yedik. Gayet güzeldi. Pilav yoktu yanında yemeğin. Pilav olmayınca sulu yemek olarak yiyebildik. Pilavla servis edeceksiniz, biraz susuz bırakabilirsiniz. Bu şekilde ocağın altını tamamen açıyorum ve üzerine birkaç parça tereyağı koyuyorum. Şöyle 70 gram, 80 gram kadar tereyağı koymanız yeterli. Tereyağımı tamamen koyduktan sonra kaynamaya başladı zaten. Üzerine bir tane yağlı kağıdı bu şekilde elimle buruşturup üzerine kapatacağım. Onun üzerine de bir tane tencere kapağı kapatacağım. Bu şekilde. Evet,
tamamen sabitleyebilirsiniz. Hava çıkışı olmaması adına daha pratik ve daha lezzetli pişmesi için. Ocağın altını tamamen açtım. Fokur fokur kaynayınca en kısık ayara alacağım. Tam 45 dakika boyunca pişireceğim. Şu an 45 dakikanın sonuna geldik arkadaşlar. Bakın güvecim tamamen pişti ve çok lezzetli oldu. Ocağın altını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Ben bu güveç ılınınca alıp anneme götürdüm. Birlikte yedik orada. Şimdi servis zamanı. Bakın böyle soframızda yaptık servisi de. Dediğim gibi bir miktar sulu kalmıştı ama bu bizim çok hoşumuza gitti ve gerçekten çok lezzetli olmuştu. Sulu yemekleri seviyorsanız su miktarını benim kullandığım kadar kullanabilirsiniz. Biraz daha kuru olsun isterseniz salçayı daha az suyla açmanız yeterli olur. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.